Flamingo Hobbies'ten hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok az malzemeyle yapılan nefis bir tatlı tarifim var. Şimdi buyurun çikolata soslu irmik tatlımızın yapım aşamalarına. 1 litre sütü tenceremize alalım. Ardından 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı irmiği ekleyip karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz karışımı ocağa alalım ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp 5 dakikada bu şekilde pişirmeye devam edelim. Tatlımızı ocaktan aldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilini ekleyelim. Tereyağı eriyip tatlımız pürüzsüz bir kıvam alana kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Hazır olan tatlımızı suyla ıslattığımız tart kek kalıbımıza döküp iyice yayalım. Üzerini iyice düzledikten sonra tatlımızı bir kenara alalım ve soğumaya bırakalım. Çikolata sosumuz için bir tencereye 2 su bardağı sütü alalım. Bir paket hazır çikolata sosunu ekleyip karıştıralım. Çikolata sosumuzu ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Pişip ocaktan almış olduğumuz çikolata sosumuzu soğuyana kadar ara ara karıştırmaya devam edelim.
tatlımızın servisinin daha kolay olması için üst kısmına bolca hindistan cevizi serpelim. Oda sıcaklığına gelen tatlımızı bir servis tabağına ters çevirelim. Tatlımızın kalıptan düzgün çıkması için öyle uzun uzun dinlendirmemize hiç gerek yok. Ortalama 15 dakika yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir şekilde kalıbımızdan çıktı tatlımız. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu tatlımızın orta kısmına gezdirelim. Tercihe göre ince çikolatalarla tatlımızın üzerini süsleyelim. Hazır olan tatlımızı en az yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Dinlenen tatlımızı dilimlere ayırdıktan sonra servis edelim.
Çikolata soslu irmik tatlımızın kıvamını size bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir dokuya sahip. Videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.